10 milyar dolarlık bütçe, 17 ülkeden 1200 bilim insanıyla birlikte 20 yıllık geliştirme süreci, defalarca ertelenen fırlatmalar ve bir mikrometeor. Evet, yanlış duymadınız. Fırlatılması defalarca ertelenmiş ve nihayet 25 Aralık'ta fırlatılıp dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngesine yerleşmiş James Webb Uzay Teleskobu'nun dev altın aynalarından birine bir mikrometeor çarptı. Ancak paniğe mahal yok, çünkü NASA'dan gelen ilk bilgiler çarpan mikrometeorun teleskobun gözlem kalitesini etkilemediğini söylüyor. Çarpışmayla ilgili analizler hala devam ediyor ama James Webb'in 18 ayrı aynaya sahip biçimde tasarlanmış olması bize bunun gibi küçük çarpışmalar adına ne kadar büyük bir avantaj sağladığını da bir kez daha kanıtlıyor. Çünkü James Webb'in mühendisleri bu tür çarpmalardan etkilenen aynanın konumunu ayarlayarak ortaya çıkacak olası bir bozulmayı önemli oranda engelleyebiliyor. Yani şimdilik ortada ciddi bir problem yok gibi gözüküyor. Peki ya bunun bir kez daha yaşanmayacağının garantisi var mı? Mikrometeor dediğimiz cisimler tam olarak ne ve hem dünya dışındaki araçlar hem de bizim için gerçekten ne kadar tehlikeliler? Gelin bu bahaneyle biraz mikrometeorlardan bahsedelim. Halk arasında yıldız kayması olarak tabir edilen ani ışık parlamaları aslında yıldızlarla ilgisi olmayan ve dünya atmosferine girdiğinde sürtünmenin etkisiyle yanan kaya parçalarından ibaret. Bu kaya parçaları, diğer isimleriyle meteorlar, aslında milyarlarca yıl önce Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan irili ufaklı parçacıklar. Dünya atmosferine her gün yaklaşık olarak 25 milyon meteor giriyor. Tabii bunlardan sadece çok küçük bir kısmı atmosferimizde paramparça olmadan yeryüzüne ulaşabiliyor. Yeryüzüne ulaşan meteorlara da göktaşı ismini veriyoruz ve yılda yaklaşık yalnızca birkaç yüz kadar göktaşı yeryüzüne düşüyor. Ancak bunların da boyutları en fazla bir çakıl taşı kadar olabiliyor. Geriye kalan, yani boyutları bir kum tanesinden bir bezelye kadar olabilen meteorlarsa atmosferde daha da küçülerek mikrometeorlara dönüşüyor ya da diğer bir deyişle tamamen buharlaşıyor. Detaylara az sonra değineceğiz ama kabaca konuşmamız gerekirse dünya atmosferinin dışında olmadığımız sürece meteorlardan ve mikrometeorlardan endişe etmemize gerek yok. Şimdi atmosferin dışına geri dönelim. Mikrometeor dediğimiz cisimler aslında o kadar küçükler ki çıplak gözle görülmeleri bile hiç kolay değil. Normal şartlar altında kum tanesi kadar küçük bir cismin bize zarar vermesini beklemeyiz. Ama uzayda, yani vakum ortamında sürtünme olmadığı için mikrometeorlar saatte 250 bin kilometreye varan muazzam hızlara ulaşabiliyorlar. İşte bu yüzden ne kadar küçük olsalar da bu hızlardaki bir mikrometeor adeta bir kurşun gibi vücudumuzu rahatlıkla delip geçebilir. Hatta aynı mikrometeor bir uzay aracına çarparsa aracın yüzeyini de aynı şekilde hızına bağlı olarak delip geçebilir. Çünkü hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerji hızına bağlı. Yani bu kadar hızlı hareket eden ve bir kum tanesinden bile daha küçük olan bir parçacık yörüngede dönen uydulara ya da Uluslararası Uzay İstasyonu'na çarptığında onları kolaylıkla işlevsiz bir hale getirebilir. Buna rağmen dünya yörüngesindeki uyduların yıllardır çalıştığını biliyoruz. Peki o zaman nerede bu tehlikeli mikrometeorlar? Burada atladığımız nokta dünyanın yörüngesinin ve güneş sisteminin inanılmaz büyüklüğü. Her ne kadar gezegenimizin etrafında dolanan milyonlarca mikrometeor olsa da bu mikrometeorların uydulara ya da uzay istasyonuna çarpma ihtimali ciddi anlamda düşük. Yine de tabii bu ihtimal hiçbir zaman sıfır olmadığından uzay araçları ya da uzay istasyonları bu ihtimale karşı bazı önlemlerle birlikte tasarlanıyor. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu ve uzay araçlarında sıklıkla kullanılan Whipple kalkanı, hızları saniyede 3 ila 18 kilometre arasında değişen mikrometeoritlere karşı koruma sağlayabiliyor. Bu tür zırhlar 2 adet ince alüminyum panelden oluşuyor ve aralarında boşluk olan bu metal levhalar sayesinde dıştaki ince levhaya çarpan bir mikrometeor ilk çarpmanın etkisiyle kinetik enerjisini kaybediyor ve parçalanıyor. Ardından aradaki boşluktan geçiyor ve ikinci levhaya çarpan yaptığında enerjisinin çok büyük bir kısmını kaybetmiş oluyor. Buna rağmen 2018 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na çarpan kum tanesi büyüklüğünde bir mikrometeor istasyonda 2 milimetrelik bir delikten sızıntıya yol açmıştı. Yine de 24 yıl gibi uzun süredir yörüngede ve bir futbol sahası kadar büyük olan uzay istasyonunun bile bu kadar uzun bir süre boyunca sadece bir kere böyle bir olay yaşamış olması, mikrometeorların aslında uzayda bile ne kadar tehlikesiz olduğunu da kanıtlar nitelikte. Bahsettiğimiz bu düşük ihtimal James Webb Uzay Teleskobu için de geçerli olduğundan mühendisler bunun bir gün yaşanacağını da göz önüne almışlardı tabi. Ama bir mikrometeor çarpmasının yaşanacağı düşünülse de kimse bunun bu kadar erken yaşanacağını tahmin etmiyordu. Az önce mikrometeor dediğimiz cisimlerin en büyüğünün bile bir kum tanesi büyüklüğünde olduğunu söyledik. Oysa James Webb Uzay Teleskobu 6,5 metrelik devasa bir birincil aynaya sahip. Bu yüzden bu türden çarpışmalar toplanan görüntünün sadece çok küçük bir kısmını etkileyebiliyor. Bunu aslında gözünüzün önüne minik bir toz zerresi gelmesi olarak da düşünebilirsiniz. Elbette bu toz zerresi görüşünüzü düşük bir miktarda bulanıklaştırsa da buna rağmen görme işleminizi hala %100'e yakın bir oranda gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte James Webb Teleskobu'ndaki dijital kalibrasyon araçları mikrometeorlardan kaynaklanan küçük sapmaları hesaplayarak teleskobu kalibre edebiliyor. Özetlemek gerekirse Webb'e başka bir mikrometeor çarpma ihtimali hala çok düşük ve çarpsa dahi teleskop işlevini %100'e yakın bir seviyede devam ettirebilecek. Son olarak mikrometeorlarla ilgili ilginç bir bilgi daha verelim. Az önce dünya atmosferinde yanan küçük meteorların atmosfer sebebiyle tamamen buharlaşacağını söyledik. Bildiğiniz gibi su buharlaştıktan bir süre sonra, yani soğuyunca sıvı formuna geri döner. İşte mikrometeorlardaki demir veya diğer metaller de atmosferde buharlaştıktan sonra soğur ve yeniden yoğunlaşırlar. Ardından katı bir formda mikrometeorit olarak dünya yüzeyine düşerler. Dünya yüzeyinin her yerine, her saniye milyonlarca mikrometeorit düştüğünü hesaba katacak olursak, güçlü bir mıknatıs ve ışık mikroskobu ya da büyüteç yardımıyla evinizin bahçesinde bile mikrometeoritler bulabilirsiniz. Eğer bunu denemek isterseniz mikrometeorit avcılığı ile ilgili rehber yazısını açıklama kısmında paylaşmış olacağım. Ayrıca yakın zamanda gerçekleşecek olan büyük bir meteor yağmurumuz var. Gelecek haftalarda bu konuda yapacağımız videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.